farkındalığı yüksek, güçlü kadınlar, erkekler kendi hayatını yaşıyor gibi bakıyoruz ama bilinçaltımız bizim %80-90 hayatımızın üzerinde etkili oluyor. Ve bizi koruyabilmek için, güvende tutabilmek için diyor ki çocuk yapma, ölür, çocuk yapma, acı çekersin. Ben seni güvenli alanda tutmak istiyorum. O yüzden sana çocuk yok. Ya da ihanete uğrarsın, işte ne bileyim terk edilirsin. O halde seni güvenli alanda tutayım, sen üzülme, o zaman yalnız yaşa diyor. Bilinçaltının bu komutlarıyla biz aslında hayatımızı devam ettiriyoruz. Temel olarak mesele bu. Bir de şöyle bir durum var. Biz bu atalarımızla ya da anne babamızla senin yerine ben dediğimizde aslında haddimizi de aştığımız yerler oluyor. Yani Allah'ın onlara sunmuş olduğu kader programını kabul etmiyoruz. Zor geliyor uzaktan onu seyretmek. Onların acı çekiyor olması ve baş edemiyor olması bize zor geliyor. Ve o zaman diyoruz ki aslında senin yerine ben bunu üstlenirim. Çünkü ben güçlüyüm, sen güçsüzsün, bunu çözemiyorsun diyoruz. Bunu sadece annemize demiyoruz. Genelde anneleri güçsüz görüp bu işlem yapılır ama babaya da söylüyoruz, erkek atalarımıza da söylüyoruz. O zamandan aslında haddimizi aştığımız, onların kaderlerini biz düzeltmeye çalıştığımız için de belki onlardan daha büyük kadersel problemlerle sınanmaya başlıyoruz. Onların aslında sınavını da bir çeşit üzerimize almış oluyoruz. Hem onlarınkini hem yani bizimkiyle birlikte katlanarak böyle çığ gibi geliyor değil mi o zaman? Biraz daha büyüyerek geliyor değil mi? Evet. Yani büyük babadan ya da babadan biraz daha fazlasıyla geliyor herhalde. Şöyle bir şey oluyor. Kişinin kendine ait kaderi kişiye o kadar aslında ağır gelmiyor. Biz başkasının kaderini üstlendiğimizde o kaderi yaşarken bize ağır geliyor. Bunu çok yapıyoruz ve yapıyoruz ya yani hep birlikte yapıyoruz bence. Yapıyoruz. Evet. Yani orada şöyle bir şey oluyor. Kişi ruh kendi programına uygun geldiği için ona uygun olan tekamülünü sağlayacak kadersel programları üstlenecek güçte olduğu için ve Allah da diyor ya sen kaldıramayacağın yükü sana vermem diyor. Ona kaldırabileceği yükü veriyor. Ama ben dışarıdan bunu seyrederken diyorum ki, aa burası çok acı ve çok ağır, bu kader çok ağır. O üstlenemez. Senin yerine ben öleyim diyorum. Senin yerine ben hasta olurum diyorum. Senin yerine ben yapayım. Yani o kaderdeki ağırlık neyse onu senin yerine ben kaldırayım diyorum. O zaman bunu dediğim için bana ait olmayan kadersel sınavları üzerime aldığım için o bana çok daha ağır geliyor ve ben onu kaldıramıyorum çünkü benim tekamülüm ve programım başka. Hani tıpkı Hazreti İbrahim'in yaraları varken, kurtlar varken, üzerinde kurçuklar varken dayanabiliyordu da bir tane kurçuk düşüyor da onu eliyle alıyor, koyuyor. Onun acısına ve ısırığına dayanamıyor ve Allah diyor ki diğerine ben sana uygun sen kaderinde olmayan bir şey yani müdahale ettin oraya aldın ve üstüne koydun diyor. O yüzden oradaki ısırık ya da oradaki acı sana güçlü geldi diyor. Yani annemiz de yaşıyor olsa, babamız da yaşıyor olsa onun sınavı ona uygun. Ben buna çok ilginç bir, ben çok şaşırdığım için vereceğim bu örneği. Bir tane kadın ikinci evliliğini daha doğrusu eşinin ikinci eşi kadın. Adam bir kez evlenmiş, boşanmış, sonra bu kadınla evlenmiş. Sonra bu kadın tabii ki işte boşanmış bir erkek, diğer kadın üzülmüş vesaire. İçeride demek ki ruhsal olarak hassaslıklar yaşadı ya da suçluluk hissettiği süreçleri falan olmuş ya da üzüldüğü diğer kadına üzüldüğü yerler olmuş. Oysa herkes kendi kaderini yaşıyor. Boşanmalar da oluyor, evlilikler de oluyor. Daha sonra bir Şeyi öğreniyor bu. düzeltmem lazım. Çok hemen unutma ne olur. Hazreti İbrahim değil de Hazreti Eyüp'ten. Evet, Hazreti Eyüp Ben doğru. orada düşünüyorum. Kafam karıştı bir anda. Dedim Hazreti İbrahim mi dedin? Ben de öyle Hazreti Eyüp sabrı ver Rabbim bana diye dua ederdim de onu düşünüyordum.
Bir gün iş yerinde eczanenin önünde dua ediyorum. Allah'ım bana Hazreti Eyüp sabrı ver. Ay ay ay. İnanılmaz bir büyük insan, bir üstad geldi. Sen ne diyorsun? Onu da Evet. söyleyeyim de geçelim. Unutma kaldığın yeri. Tamam. Sen ne diyorsun dedi. Bana dedim Hazreti Eyüp sabrına ihtiyacım var. Çünkü sabrım burada. Dedi ki sen peygamber değilsin, Hazreti Eyüp de değilsin. Hikayeyi bana bir daha anlattı. Dedi Allah. sen o kadar böceklenebilecek misin? Ne yapıyorsun? Bir dur dedi. Ve bu yanlış bir dua dedi. Duanı düzelt. Sabır dileme. Evet. Sonra o günden beri bu yaklaşık 12-13 yıllık sabır dilememeye başladım. Hazreti Eyüp'ün hikayesi orada düzeltmiş olalım canlarım. Kaldığın yeri unuttun değil mi? Hayır, Tamam. unutmadım. Ama iyi yaptın. Ben böyle şey ya, tarihler, isimler konusunda bazen unutabiliyorum. Çok güzel oldu Ben de hoş. öyleyim. Sen söyleyince onu dedim emin olamadım. Düşünüyordum çünkü. Oh, Evet. oldu. İyi ki hatırladın. Çünkü insanlar bu yayını dinlerken şey. Şimdi şöyle, adam bir eşinden, ilk eşinden boşanıyor. İkinci eşle evleniyor. İkinci eş birinci kadına biraz üzülüyor. Boşanmış, üzülmüştür. Evliliği bitti falan. Kendisi evleniyor ama yine de üzülüyor falan. Daha sonra bir öğreniyor ki, aslında yıllar sonra öğreniyor ki, o eş, erkek, ilk eşiyle de imam nikahıyla devam ettirmiş aslında süreci. Şimdi burada kadın diyor ki, kadının ifadesine bir bakın. Kadın diyor ki, ilk öğrendiğimde böyle kaynar sular döküldü diyor. Çok dehşetle irkildim hani böyle bir şeyden diyor. Ama sonra içimdeki bir yer rahatladı diyor. Huzura erdi diyor. Ruhu rahatlıyor. Şimdi biz dışarıdan bunu bir travma gibi görüyoruz ama içeriden ruh rahatlayabiliyor. Yani kendi tekamülü için yaşadığı ağır kaderler ruha bazen iyi gelebiliyor ya da ruhun hafiflemesini sağlayabiliyor. Çünkü O onu halde yaşayacak galiba, değil mi? evet, o zaman biz başkasının kaderine ağır gelip hani üzüldüğümüzde aslında enerjiyi kendi üzerimize çekmiş oluyoruz. Oysa onun ruhu onu kaldırabiliyor. Bu annen de olsa, baban da olsa. Burada dikkat etmek gerekiyor.